Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda 5. sınıf çarpma ve bölme problemlerini anlatacağım. Videomuza geçmeden eğer önceki videolarımızı izlemediyseniz yukarıdaki i harfine tıklayarak izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olarak, yorum yaparak, videolarımızı paylaşarak destek olabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Ve hemen konumuza geçiyoruz. Konumuzu sorular üzerinde anlatacağım. Siz de bu sorularda kullandığım yöntemleri diğer sorularda uygulamaya çalışacaksınız. Evet, birinci sorumuzla başlıyoruz. Birinci sorumuzda diyor ki, Türkiye'de 81 ili kapsayan bir projede önce her bir ile 17 adet park, sonra da yapılan her parka 32 adet ağaç dikilecektir. Buna göre dikilen toplam ağaç sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Mantığımız ne olacak? Mesela ben size desem ki 10 tane parkın her birine 5 ağaç dikilirse toplam kaç ağaç yapar? Ne yaparsınız? 10 tane parka 5 ağaçtan 50 ağaç yapar. Yani ikisini çarparak bulabilirsiniz. Burada da aynı mantığı kullanacağız. Diyeceğiz ki her parka 32 tane ağaç dikiliyorsa ve 17 tane park yapılacaksa ikisini çarparak bir ilde ne kadar ağaç dikilecek onu önce bir bulalım. 7 ile 2'yi çarptık 14. Elde var biri bir kenara yazdık. 7 kere 3 21. 1 de elde 22. 1 ile 2'yi çarptık. Bir satır kaydırarak yazdık. 1 kere 3 3. Topladık taraf tarafa. 4 4 5. Yani 544 tane ağaç dikilecek. Nereye? 1 ile, değil mi? 1 ile 544 ağaç dikilecek. Bunun hepsi, bu uygulamanın aynısı 81 ile de yapılacağına göre bir de bunu 81 ile çarparak toplam kaç ağaç dikileceğini bulabiliriz. 544'ü bir de 81 ile çarpıyorum. 1 kere 4 4, 1 kere 4 4, 1 kere 5 5, 8 kere 4 32, 32'nin ikisini yazdık. 3 elde var. 8 kere 4 32, 3 de elde vardı. 35 yaptı. Tekrar elde 3 var. 8 kere 5 40, 3 de elde 43. Bunları taraf tarafa toplarsak 4 6 5 5 de 10, 1 de elde var. 3 ile 1'i topladık. 4 4 de aşağı direkt inerse demek ki toplam 81 ile 44.064 tane ağaç dikilmesi gerekiyormuş. Sorumuz bu şekilde çarpma kullanılarak çözülecek. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda diyor ki Sinan öğretmen elindeki şekerleri 36 kişilik bir sınıfa eşit olarak paylaştırdığında her bir öğrenciye 14 şeker düşüyor. 36 kişilik sınıfın her birine 14 şeker düşerse toplam kaç şekeri var acaba Sinan öğretmenin? Nasıl bulabiliriz? Hemen 36 kişiyle 14 şekeri çarparız. Yani 36 tane 14 burası sonuçta. 6 kere 4 24. Elde var 2'yi bir kenara yazdık. 4 kere 3 12. 2 de elde 14. 1 kere 6 6. 1 kere 3 3. Taraf tarafa topladık. 4. Burası 10 yaptı. Elde var 1'i bir sonraki satıra eklersek ne yapacaktır? 504 tane şeker varmış Sinan öğretmenin elinde. Bize bunu sormuyor. Peki bize ne soruyor? Bize sorulan elindeki şekerleri 42 kişilik bir sınıfa eşit olarak dağıtsaydı her öğrenciye kaç şeker düşer diye sorulmuş. O zaman ne yapacağız? Tabii ki bölme yapacağız. 504 şekeri 42 eşit parçaya bölersek kaç tane şeker düşer? Veya başka bir deyişle 504'ün içinde kaç tane 42 var? Bölme işlemi yaparken en soldaki basamaktan başlıyoruz. Önce 5'e bakıyoruz. 5'in içerisinde 42 tabii ki olmaz. Sonra bir basamak daha büyütelim. 50'nin içerisinde 42 bir kere var. 1 kere 42, 42. 50'den 42'yi çıkarttık. 8. Sonra sıradaki sayıyı 4'ü aşağı indiriyoruz. 84'ün içerisinde 42 kaç kere var? Tabii ki 2 kere var. 2 kere 42 ne yapacaktır? 2 kere 2 4, 2 kere 4 8. Ha, demek ki 504 şekeri 42 öğrenciye eşit olarak paylaştırdığımızda her bir öğrenciye 12 şeker düşüyormuş. Cevabımız B şıkkı olacak. Geçelim hemen 3. sorumuza. 3. sorumuzda ne diyor? Bir bölme işleminde bölen 74. Bölme işlemini bakın kolaylık olsun diye ben buraya çizdim. Siz tabii ki bu tür sorularda hemen bir bölme işlemi çizerek soruyu çözümüne başlamalısınız. Bölen 74. 74'ü yerleştirelim. Bölüm 68. Burası da bölüm 68. Ne diyor bize? Bölünen sayı en çok kaçtır diyor. Evet önemli bakın en çok kaçtır diye sorulmuş. Biz ne biliyorduk bölme işleminde? Bölünen sayının bulmanın formülü neydi? Bölünen sayı eşittir. Bölen çarpı bölüm üzerine de kalanı ekliyorduk. Artı kalan. Öyleyse bizim ilk yapmamız gereken 74 ile 68'i çarpmak. 74 ile 68'i bir kenarda çarpalım. 74 çarpı 68. 8 kere 4 32. Elde var 3'ü bir kenara yazdık. 8 kere 7 56. 3 de elde 59. 6 kere 4 24. Elde var 2'yi bir kenara yazdık. 6 kere 7 42. 2 de elde 44. Taraf tarafa toplarsak 2,
13 yaptı burası. Elde var 1'i bir sonraki basamağa ekledik. Burası 10 yaptı. Elde var 1'i de 4'ün üzerine eklersek 5032 yapıyor ikisinin çarpımı. Ama bu cevap değil bakın. Çünkü burada ne demiş? En çok kaç olabilir diye sormuş bölünen. Bunun üzerine bir de kalanı eklememiz gerekiyor. Peki kalan ne olabilir? Burada bölmede ikinci bir kural vardı. Neydi o kural? Kalan her zaman için bölenden küçük olmalı. 74'ten küçük. Yani burası ne olabilir? 73 olabilir, 72, 71, 70, değil mi? Bu şekilde. Hatta 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir. Biz kalana en büyük bir değer vermemiz gerekiyor ki bölünen sayı mümkün olduğu kadar en çok, yani en büyük çıksın. O zaman 74'ten küçük verebileceğimiz en büyük değer nedir? 73'tür sevgili öğrenciler. Bölüneni bulmak için şimdi bu 5032'nin üzerine 73'ü ekleyelim. 5032 artı 73 acaba kaç yapar? Hemen bir kenarda toplayalım 5032 ile 73'ü. 2, 3 daha 5 yaptı. 7, 3 daha 10 yaptı. Elde var 1'i bir sonraki basamağa ekledik. Öyleyse bölünen sayı en çok 5105 olabilirmiş. Evet, geçelim sıradaki sorumuza. Dördüncü sorumuzda ne diyor? 4986 kilogram kiraz 23 adet kasaya eşit olarak paylaştırıldığında 18 kilogram kiraz artmaktadır. Buna göre her bir kasaya kaç kilogram kiraz koyulmuştur diye sorulmuş. Bu tür sorularda şu kasalara konulan kirazı bulabilmek için önce şu artan kirazı çıkartmamız gerekiyor. 4986 kilogram kirazımız var ama bunun hepsi kasalara koyulmamış. 18 kilogramı artmış. O zaman bu artan 18 kilogramı bir çıkartalım bakalım. Kasalara koyulan kiraz ne kadar? Çıkartalım. 6'dan 8 çıkmadı. Komşuya gittik. Buradan bir onluğu bozduk. Burada 7 kaldı. Bize bir onluk verdi. Elimizde şu an 16 var. 16'dan 8 çıkarsa 8 kalır. 7'den 1 çıkarsa 6 kalır. 9 aşağıya direk iner. 4 de aşağıya direk iner. O zaman demek ki kasalara konulan kiraz 4968 kiloymuş. İşte bu kirazı biz 23 adet kasaya eşit olarak paylaştırmışız. Şimdi bu 4968 kilogram kirazı 23 adet kasaya paylaştırırsak her bir kasaya kaç kilo düşer? Onu bulmak için bunu 23'e bölüyoruz. 4'ün içerisinde 23 olmaz. O zaman bunu genişletelim. 49'un içerisinde 23 var. Kaç kere var? 2 kere var. 2 tane 23, 46 yapacak. 49'dan 46'yı çıkarttık. Kalan 3. Sonra 6'yı aşağı indirdik. 36'da 23 kaç kere var? 1 kere var. 2 kere olsa fazla gelir. 1 kere 23, 23. 36'dan 23'ü çıkarttık. Buradan 3 kaldı. Buradan da 1 kaldı. 13. Şimdi sırada 8 var. 8'i aşağı indirdik. 138'in içerisinde 23 kaç kere var? Tabi burada direkt kafadan bulma şansımız olmayabilir. O zaman deneyerek yapacağız. Tahmin edelim kaç tane olabilir? Mesela önce 5 tane deneyelim. 23'ü 5 ile çarparsak acaba 138'e yaklaşır mı? 5 kere 3 15, elde var 1. 115 yaptı. O zaman 6'yı deneyelim. 23'ü bir de 6 ile çarpalım. Acaba 138'in içerisinde 23 6 kere mi var? 6 kere 3 18, elde var 1. 6 kere 2 12, 1 de elde 13. Evet, 6 kere varmış. O zaman buraya 6 yazıyorum. 6 tane 23'ü burada çarpmıştım zaten. 138 yapıyor. Çıkarırsak kalan 0, yani bölme işlemimiz tamamlandı. Demek ki bu 4968 kilo kiraz 23 tane kasaya eşit olarak paylaştırılırsa her bir kasaya 216 kilogram kiraz düşüyormuş. Cevabımız A şıkkı olacak. Evet, geçelim 5. sorumuza. 5. sorumuzda demiş ki Adnan Bey taksitle 5360 TL'ye televizyon alacakmış. Televizyonun fiyatı bakın 5360 TL. Adnan Bey en fazla ayda 320 TL ödeyebildiğine göre en az kaç ayda bu televizyonun parasını ödeyebilir diye sorulmuş. Şimdi bizim yapmamız gereken bu 5360 TL'yi 320-320 şeklinde ödeyeceğine göre 5360'ın içerisinde kaç tane 320 var? Önce onu bulalım. Bunu 320'ye bölüyorum. Çünkü 320 320 ödeyecek. Bunun içerisinde kaç tane 320 var acaba? 5'in içerisinde 320 olmaz. 53'ün de olmaz. O zaman bir basamak daha büyütelim. 536'nın içerisinde 320 kaç kere var? 2 kere olmaz. 1 kere var. 1 kere var dedik. 1 kere 320 320. 536'dan 320'yi çıkardık. Ne kaldı? 216 kaldı. Daha sonra buradaki sıfırı da aşağı indirdik. Tabi burada yine tahmin edelim. Acaba kaç kere olabilir? Mesela 5 kere desek, 320 ile 5'i çarpsak 2160'a yaklaşıyor mu acaba? 5 kere 0 0, 5 kere 2 10,
Elde var 1, 5 kere 3, 15, 1 de elde 16. Yaklaşmadı. Bir de 6'yı deneyelim. 320 ile 6'yı çarpalım. 6 kere 0, 0. 6 kere 2, 12. Elde var 1, 6 kere 3, 18. 1 de elde 19. Yaklaştık. Acaba 7'yi denesek fazla mı gelir? Hadi bir de 7'ye bakalım. 7 kere 0, 0. 7 kere 2, 14. Elde var 1, 7 kere 3, 21. 1 de elde 22. Evet, fazla geliyor. Bakın 2160'tan daha fazla çıktı. O zaman ne diyeceğiz? 6 kere var diyeceğiz. 6 kere 320, 1920 yapıyor. Çıkartırsak 0, 4, 11'den 9 çıktı. Tabii komşuya gittik. 11'den 9 çıktı, 2 kaldı. 1'den 1 çıktı, 0 kaldı. Peki bölme işlemimiz tamamlandı. Nerede anladım tamamlandığını? Çünkü burada aşağı inecek bir sayı yok. Ve kalan da bölenden küçük olduğu için bölme işlemimiz tamamlandı. Demek ki Adnan Bey 16 ay boyunca, 16 ay boyunca 320 320 öderse ne kadar para öder? Tabii 240 lira eksik kaldığına göre 5360'tan şu 240'ı, kalanı çıkartabilirsiniz veya 16 ile 320'yi çarparak da bulabilirsiniz. Bunda bunun çarpımı da verir. 0'dan 0 çıktı 0, 6'dan 4 çıktı 2, 3'ten 2 çıktı 1. 5120 TL'sini ödemiş. 16 ay boyunca 320 320 ödeyerek 5120 TL'sini ödemiş, fakat daha televizyonun parası tamamlanmadı. Ne kaldı? 240 TL, bakın artan var. O zaman bir ayda 240 TL öder ve toplam ne kadar ödemiş olur? 5360 lirayı tamamlamış olur. Bize sorulan kaç ayda bu televizyonun parasını ödeyeceği? 16 ay 320 320 ödedi. Bir ayda 240 ödedi. Toplam 17 ayda televizyonun parasını tamamlayabilir. Tabii ki en az dediği için taksitlerimizi mümkün olduğu kadar fazla aldık. Yani en fazla 320 TL ödeyebiliyordu. Biz de 320 320 şeklinde ödedik. Evet, bu videomuzda bu kadar sevgili öğrenciler. Sıradaki videomuzu buradan izleyebilirsiniz. Buradan kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. PDF dokümanlarımızı ücretsiz bu web sitemizden indirebilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.